Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün kıvrak ince şenli. Nasıl Batincar Bazir? Al oradan. İstediğin yerde yiyebilirsin. Ay, niye kapanmıyor bu? Ha, öyle mi? Oh. Asya. Koydum şuraya iki tane, git ye. Ne zaman süt diye açsan bağırıp duruyorsun. Bak git, koydum oraya ödül mamasını. Git ye oradan. Ha. Çok mersi efendim. Ay çok sıcak. Hayatım, asiten yok. Asiten alacağım. Ondan sonra aynı renk süreceğim. Aynı renk. Güzel olur değil mi? Bakayım şöyle makyajıma. Aa, güzel olmuş. Ve de bana diyor ki ne gözüne zararlı diyor kirpik diyor. Kirpik ektirme diyor. Ay çok sıcak. Neden çok sıcak? Neden? Kahve niye bu kadar sıcak ya? Aytaç. 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 Gülnihal. Gülnihal gel beraber kahve içelim. Nesko. Merhaba Deniz. Valla saat 3'e kadar şeyi bekliyorum. Kargoyu. İnsanı böyle alıp evde alıkoyuyorlar. Yok dağıtıma çıktı diyor. Yok bilmem neyi diyor. Aman. Numara da bırakmıyorlar. Arayacağım. Abi nerede benim kargo? Ne zaman gelecek diyeceğim. Yani. Yok gün yani. Mesajı gönderiyor ama altta numara yok. İletişim kuracağım kargoya. O yüzden bekliyorum. 3'e kadar bekleyeceğim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Lay 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 lay. Kız annen ne zaman sütlüyü verdim ya kıza bir tane. Ne yaptın onları? Oo. Gel yanıma buraya. Aa, gel. Kız geldi. Aa, bana bak. Geliyorsan gel kendini göstereceksin. Gel. Al. Gel. Hop et. Hop et. Al. Gel. Aa, buraya koydum. Gel. Hop et gel. Buraya yanıma gel. Buraya yanıma gel. Koydum ödül mamanı. Yıkızdım orada.
Merhabalar efendim, nasılsınız, ne var ne yok? Ay şimdi efendim, üstüme şey giymeyi düşünüyorum. Şöyle bakıyorum da, güzel bir şey giyeceğim üstüme. Nasıl? Yok hayatım yok. Bana Bedo diyor ki ne yok. Solistim diyor. Bana şey takma kirpik taktırma diyor. Zararlı diyor. Bilmiyorum öyle dedi bana. Ben de vazgeçtim ne yapayım. Lens mi? 3 aylık. 3 aylık. Ya. Dur şu kül tapasını dökeyim. Ha, şöyle koyalım onu kız. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Kaderime diyorlar yüz karası. Nırandırı Sevda yüklü kervanlar. Dararararan. Dünyada kurban ey la 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 lan. Yedin mi ödül mamanı? Aferin kızıma. Kurban olsun anne sana. Aa, kekik mavisi gelmiş. Keklik mavisi ne diyelim ki ne? Dur kız, dur. Ne diyeceğiz biliyor musun? Keklik mavisi. Mavi. Mavi kalem. Mavi kalem aldım. Var. Ama gözün üstüne böyle sürülüyor. O yüzden şimdi lens param olsun lens alacağım 3 aylık. Beto bana dedi ki ne keklik mavisi kirpik taktırma dedi. Kirpik gözüne şey zarar verir dedi. Zarar verir dedi Bedo. Kalıcı kirpik. Taktırma Sibel dedi. Zarar verir dedi. Ben de vazgeçtim. Öyle deyince. Ha, sabit mi? Sabit mi? Yoksa aldın da kendin mi takıyorsun? Da çıkartıyor, takıyor, ne diyorsun? Ha, bakımı zor. Vallahi daha keklik mavisi. Bunlar bana numara bırakmıyorlar. Tek tek takılıyor. Ha. Otur buradan. Otur. Otur biraz şöyle uzanıver. Ödül mamanı yedin ya. Ha. O bak 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 tazı gibisin. Maşallah tazı gibisin. Otur ver evladım orada. Ha. Şundan veriyorum. İçindeki mi? Şu şekilde. Şekil, refleksin. Emir hoş geldin.
Keklik mavisi. Bir tane power var da. Power'ı merak ediyorum. Kargoda. Power. Üç tane teflon tava. Teflon. Bir tane de altı ızgaralı tava. Öyle. Ketil geldi burada. Ama o diğerleri gelmedi daha. Ayşe merhaba. Ay kimle madileşim ya? Emir sende. Bana madileş demez mi bu da ya? Niye öyle diyorsun? Acaba o belde alıkılan yerden Eskafe göstermek yasak mıydı? Unuttum vallahi. Şimdi bu Emir Serman Atariz misin? Emir'le madileş. Buraya gel. Buraya gel. Gel burada otur. Gel. Keklik mavisi. Aa, köyüne geldi. Gel. Köyüne diyor ki ben diyor ona göre onu göreceğim diyor. Gel. Gel kız, az önce buradaydın. Bak, ödül mamasını da verdim sana. Niye öyle yapıyorsun kızım ya? Gel. Hopet anneyi. Kurban olsun anne sana. Gel de alayım seni buraya. Gel. Kız. Hopet anneyi. Hop. Aferin kızıma. Kurban olsun anne sana. La la lay la la lay la lay. Ha Emir, bana tariz misin? Tarizsin. Tamam, ne güzel işte. Ya diyorum ki ne, tamam gel otur diyorum. Bak, üç tane küçük şey verdim. Ödül maması gösterdim. Eğer diyorum kızım kendini göstereceksen oradan bağırıp durma gel. Çünkü sen ünlü bir fenomensin. Kızıma söylüyorum. Bak geldi. O bir taneye dedim geldi. Ya. Asuman merhaba. 3'e kadar bekleyeceğim efendim. Belki çat kapatı aman çat kapı çalar. Kargonuz geldi der. Aa, biraz vantilatörü çalıştıracağım canım. Çalıştırdım. Vantilatör de vantilatör. Lay 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 lay. Lale Devri, hoş geldin. Oturuver orada kızım biraz, hadi. Bak, Lale Devri geldi. Merhaba diyor sana. Tamam, bir kere olur. Merhaba bir kere. Tamam. Buraya gel. Buraya gel kız. Gel anneye. Dün sana ben yaş mama verdim. Taşlarını yapmadım ki, dolapta duruyor. Bugün onu yapacağım. Ama yarısı sana, yarısı bana. Bir tane buldum çünkü. Evet. Yarısını ben kendime soslu yapacağım. Yarısını buna haşlıyorum, veriyorum. O da seviyor, ben de seviyorum taşlığı. Çağdaş'a girdim efendim, bir tane vardı. Geçen gittiğimde iki tane vardı.
Evet. Saat kaç oldu bakayım? Saat 1. 2 saat daha mı bekleyeceğim şimdi kargocuları? Numara da bırakmamışlar ki arayayım. Hani boyuna mesaj gönderiyorlar. Kargonuz oraya çıktı efendim diyerekten. Ne yapıyorsun aile devriği misin canım? Ne var ne yok? Lale devri çocuklarıyız. Aa, her zaman dudağımı hadi çizerdim. Bak bu şimdi güzel olmuş diye. Değil mi? Dudağım. Rujum. Rujum bitti hayatım. Şeyle çıkartıyorum. Kalemin arka tarafıyla çıkartıyorum. Şöyle. Şöyle çıkartayım. Böyle sürüyorum. Çok güzel bir ruj tamam. Buradaki aldıklarım mı? Hadi. Toptancıdan aldıklarım. Hadi. Kalktığım zaman soğuk su içiyorum, buzlu su. Belirli bir süre fındık burnum akıyor. Ondan sonra da duruyor. Çünkü su bir hayattır. Bol bol tüketilmeli. Hayat su. Tabii. Dilce Fatoş. Merhaba. Hihi. Hihi ne yapıyorsun hihi? Valla bir tane böyle leoper gibi bir şey vardı. Bu Liz, onu arıyorum böyle gözümle. Ama nereye koydum onu? Tabii ki bilmiyorum. Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum. Çok varsa efendim. Gel beraber kahve içelim. Nescafe. İyi. Motivit dünyası. Güzel solistim. Çok mersi efendim. Seni saat kaçta çıkarttın dışarıya? 9'da. Bir de akşama doğru çıkartırım seni. E tamam. Yani. Ay şu vantilatörü kapatacağım hayatım. Bir sigara yakayım bitiriyor. Hı. Ara ara açarım. Ara ara açarım, ara ara açarım. Düşler sokağı, merhaba canım, nasılsın?
Ben var ya böyle bir kuaföre gitsem, saçıma düz fön çektirsem, kedi makyajı yapsam, kirpik taktırsam gür. Olay olur diye düşünüyorum. Valla ben de ne yapayım canım, şey içiyorum, kahve içiyorum. Serap Hanım hoş geldin canım. Çayla mı? Çay içebilirim. Ama bu yeni gelen ketili yıkamam mı gerekiyor? Yok, yıkarsam o zaman fişlerine de değerdim Serap. Yıkamayayım değil mi? Gösterir mi ketili? Durun göstereyim. Bu ketil canım. Bu ketilde diyorum. Ketil yıkanmıyor değil mi Serap? Yeni kız, yeni yeni. Ketil. Bak. Şöyle. Yıkamayayım değil mi? İşte. Bak. Ketil. Ya ama şey olur. Altında fiş var ya. O ıslanırsa. He, altına fişine dikkat edeyim. İlk kaynattığın suyu dök. Tekrar ikinci suyu dökeyim. Ondan sonra. Değil mi? Ne güzel. Güzel efendim. Bak, tek dişe yar olmadı. Bana oldu. Ya. Şöyle. Zaten temizdi ya. Baksana daha sıfır sıfır. Neymiş markası? Burgaz mı markası? Vallahi Düşler Sokağı. Normalde bunu Gündür ablan şeye yolladı, tek dişe. Tek diş diklendi, haşladı gitti. Bana kaldı. Evet. Ben kendim kahve yapacağım. Çay yapacağım şimdi. Ne yapayım? Ne yapayım yavrum, ne yapayım? Amanın da ne yapayım? Amanın da, amanın. Yandı yürek. Ateş koru, yanmam artık diri, diri. Hülyacığım hoş geldin. Nemli bez dedi. Ha, tamam, sarı bez, mutfak bezi. Var, paketin içinde, daha kullanmamışım. Onunla sileyim, değil mi? Tabii canım, doğru söylüyorum. Hayır, buradayken ne? Odada dedik. Hani televizyonu da koydum oraya. Rahat durmadı. Tabi. Tabi canı. Diklendi çünkü bana. Ben onu haşlatmadım ki son olarak. Kendisini haşlamak istedi. Ben de şey bekliyorum şimdi.
3 tane teflon tava, bir tane ayrıca tekli, 6 ızgaralı gibi. Ben de buradaki aldığım züccaciyeden anladım. Buradaki aldığım züccaciyeciden demlikle tencere, tava bir şey yaptığım zaman dibine yapışıyor. Ama bu gelecek olan 3 tane teflon tava teflon olduğu için yapışmayacak. Bekliyorum, kargo gelmiyor ki. Numara da yok. Bu ilk gelen bu. Diğerleri gecikti. Şu vantilatör akşam verildi, ertesi gün geldi. Şu masaüstü vantilatör. Ben anlamış değilim bu kargoları. Ha, bir de power var. Power. Evet. Rahat dursa, diklenmese bana, bir yoldaş bana da çok dikleniyor. Evet, ilk günü iyi, ikinci günü dikleniyor canım. Bağırıp durma ya, kimse yok ya. Aa, ezan okunuyor. Oturun orada kızım. Anne kurban olsun sana. Gel yanıma o zaman. Gel yanıma. Gel. Kız beni dakikada bir niye yerimden kaldırıyorsun? Gel yanıma. Geç otur şimdi burada. Otur şurada. Otur, sen akıllısın, otur. Gel. Otur şöyle. Kız dur da bir kahve içeyim kız. Ama bak, ben sana şey de verdim. Ödül maması da verdim yani. Yapma böyle ya. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün. Maşallah. Ne kadar güzel değil mi Arışka? Kurban olsun anne buna. Evet. Nasıl? Kulaklarını kaldır şöyle. Kaldır kulaklarını kızım. Dik dik. Vız. Tamam. Vızlar, vızlar. Ara ara sana bir şey söyleyeceğim. Eğer ben ne zaman böyle şuraya karpuz koyduğum zaman hep vızlar geliyor. Sen de onlarla madilleşiyorsun. Ama şu anda vız yok. Vallahi üstüme şeyi giyeceğim ya, leoparlı. Leopar giyeceğim, leopir. Şeyde, çay ocağında. Akıllı durmadık ki, ne ona bir tane gece kondu tutalım. Burada kağıt, burada burada toplasın. Durmuyor ki. Ben ne yapayım? Boyuna Adana, boyuna Adana. Oo.
akıllı dursa durmuyor. Durmuyor efendim, durmuyor. Ben ne yapayım? Çok sıcak değil mi? Ha, Allah'ın gücüne gitmesin de bana soracak olursanız ben şeyi seviyorum, kışı seviyorum. Hem göz açımdan dolayı bir de yani kışın güzel oluyor ya. Hele ki Ankara'ya kar yağıyor, çok güzel. Karlı havada yürümeyi çok seviyorum. Ben ve kızım Aruşka. Ben 30 sene Ankara'dayım. 30 sene oldu Ankara'dayım. Ben Ankara'nın havasına alışmışım. Yani mesela Adana'dan, Mersin'den, Antalya'dan gelenler Ankara'da yapamazlar. Çünkü oranın iklimi sıcak. Onlar bu soğuğa dayanamazlar. Ben ama alışkınım 30 sene. Dile kolay yani, buradayım ben. Tabii. Alışmışım yani ben. Ha, ben de oralara gitsem yapamam. Sıcağa dayanamam ben. Yandı yürek ateş koru, yanmam artık diri diri, kapanıyor aşk defteri, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Benim yayıncılığım niye birkaç kişinin gözüne batıyor? Anlamış değilim yani. Siz de açın yayın. Ben yayın açıyorum. Ne güzel muhabbet ediyorum işte burada. Hayırdır? Yoksa sizi kimse izlemiyor diye mi? İstisna olarak tırnak içerisinde birkaç kişi. O yüzden mi laf ediyorsunuz benim hakkımda? Ha? Aa. Bana ne sizi izlemiyorlarsa? Ben açıyorum, ne güzel muhabbet ediyorum. Kahvemi içiyorum. Beynimi dağıtıyorum. Rahatlıyorum. Yani. Gözünüzden mi battı birkaç kişi? Ne? 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 Ha? Demek kız Özlem, haksız mıyım? Yalan mı Serpil? Haksız mıyım? Neredeyse. Hadi yememe içmeme karıştınız. Şimdi yayınıma da karışmaya çalışıyorsunuz. Konuşup duruyorsunuz. İstisna olarak birkaç kişi. Sizde ne? Ha? Ne güzel işte, yayın açıyorum, beynimi rahatlatıyorum, kahvemi içiyorum, pizzamı içiyorum. Size ne? Siz de açın. Aa. Yememe içmeme karıştınız, yetmedi. Şimdi yayınlarıma karışmaya çalışıyorsunuz. Aa, sanki ben buradan para kazanıyorum. Yok, ben beynimi rahatlatıyorum, motive ediyorum. Tabii sevenim de var.
Kimi benim muhabbetimi seviyor, kimi benim sesimi seviyor, kimi şarkılarımı seviyor, kimi doğru açıklamalarımı seviyor. Yani. Evet. Evet Serpilciğim. Birkaç kişi için dedim Serpil. Kızımız bugün saat 9'du. Dışarıya çıkarttım. Niye madilik? Niye madilik olsun? Ha? Benle uğraşmayana ben laf mı söylüyorum? Yok. Aruşkal demiş seni seviyorum abla. Canım benim. Durduk yere ben insanlara mı çatıyorum burada? Yok. Yok benim lafım başka yere keklik mavisi. Laf gidiyor sen merak etme. Merak etme canım. Evet Deniz demiş ki Sibel Baysal bir marka. E hani bu rozet de alamadım canım. Komikli videoları diyor. Rozet de alamadım. Bekliyorum. Sen hak edene dersin abla. Doğru. Doğru. Analiz doğru. Şeyden diyorum. Mavi Tıklı'dan rozet de alamadım. İnşallah alırım yani. Etkileşim çok. Maşallah. Bir videoma baktım. 1 milyon 200 izlenmiş. Kırmızı tıkta. Aman mavi tıkta. 1 milyon 200. Diğerleri 500, 600 bin. 700 bin. Ama işte iş ki. Ya bir reklam gelsin ya da bir rozet gelsin. Onu bekliyorum. Evet, Instagram rozet ver bana canım. Bekliyorum. Meyvenciğim. Aa Seda merhabalar. Güzel kızım yeni mi kalktın? Sen hiç uyumuyormuşsun. Dün erken yattım canım. Şimdi zorla mı yatıracaksın uyutacaksın beni? Söyle o zaman nenni bebeği uyut beni. Aa. Geç kalkarım. Niye geç kalktın? Erken yatarım, erken kalkarım. Niye geç erken yattın, erken kalktın? Hiç mi uyumuyorsun? Aa. Ha, 11'de kalktım diyorsun. Bana öyle diyor Seda. Sen diyor hiç mi uyumuyorsun? Bak. Dün ben Seda ile bir konuşmam vardı. Kız bana açıklamasını kısaca yaptı. Ondan sonra da yattım. Karnımı doyurdum. Yemek yaptım, ettim. Yattım. Sana mı soracağım şimdi benim uykumu? Yani senin talimatın doğrultusunda mı istediğin saatte yatacağım, kalkacağım? Aa, bir uykuma karışmadığınız kalmıştı. Uykuda mısın? Sevgili yarim. Uyan, uyan. Aynen kız Seda. Aa, aa yemeğimi içmemi karıştılar. Pirzime karışıyorlar. Şimdi her şey bitti. Uyku.
Seda kızımla dün bir şey yanlış anlaşılma vardı. Ondan sonra konuştuk. Kimse benim Seda ile aramı bozamaz. Bunu kafanıza sokun. Seda benim için çok değerlidir. 30 senelik arkadaşım. Ve dobra kadındır yani. Dobra. Meşhur kovamı da efendim gündeme getirdiler. Aa. Gel Seda teyzem burada. Eğer geleceksen şeyi bitireyim de gullüm gullüm şeyi yapalım Seda. Ne dersin? Gel buraya. Ne diyeceğim? Eğer lıkacaksan bunu bitireyim. Gullüm olarak geleyim. Ne diyorsun? Gelecek misin? Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Ha, sahildeyim diyor. Bari bir tane Miller bira iç. Güzel gider plajda, sahilde. Bu sahilde, bu sahilde. Zümrüt'ü mü? Hiç görmedim bugün. Kalkmıştır canım, saat o erken kalkıyor ya. Ama buraya gelmedi daha. Saat şu an 1:30. Çoktan uyanmıştır. Ama buraya gelmedi, görmedim yani. Yok canım, Seda'nın saçı 2 ton benden açık. Platin gibi. Platin. Benimki de röfleli gibi işte. Yok, Seda kendi de boyuyor, ben kendim de boyuyorum. Ya biz kuaföre gitmiş olsak var ya, Seda'nın saçını bu rengi yapamazlar. Ben de gitsem bu rengi yapamazlar canım. Biz işi biliyoruz. Biz yıllardır gazinolarda çalıştık. Sahne yaptık. Çok kuaförlere gittik. Her gün gidiyorduk. O Sezai Sami vardı Bahçavuş'ta. Seda'nın oturduğu, annesinin oturduğu sokakta. Yalçın vardı. Her gün gidiyorduk. Çark gazinosundakine. Tabii. Karadayı vardı. O güzel çekiyordu fönü. Bir de Yalçın abi güzel çekiyordu. Röfleyi falan güzel yapıyordu. Evet. Şurada bir tane kuaför var. Ondan sonra bir gün gittim ona. Röfle atacak güya bana. Aa, kupkoyu yaptı saçımı. O da şeyin yanında çalışmış Seda zamanında. Sezai'nin. Unuttum ismini. Olcay mı? Olcay, Olcay. Anlık mı? Vay Salt TV'ye. Seda bir alemsin kız. E dedim ya sana. Vay sal. Tabii kız. Şey, dur bakayım. 20 gün sonra Seda'ya gidiyorum. 2 günlüğüne. Aruşkam'ın şeyi var. Kafesi.
Valla bilmiyorum Seda, sen oraya tren var mı Ankara'dan? Ankara'dan var mı sen oraya tren? Gerçi bunu otobüse de alırlar canım. Kafesi var. Yok kız, gerçekten geleceğim. Yok kür ya. Aa, kulüm değil. 2 günlüğüne geleceğim. Melisa'yı da çağırırız. Ankara'dan. Gerçekten. Alo. Kür yapma abla, yani vapur var diyorsun da ben Ankara'dan geleceğim. Vapur yok ki. Tren var mı tren? Trende rahat ederiz kız arayla. Geliz bana demişti, piz de var abla trende. Kız Melisa'yı da çağırırdık. He, gezerdik. Tabii, geleceğim 20 gün sonra. Allah izin verirse. Seda, ben şimdi otobüs var. Ben şeyi bekliyorum Seda ya. Kargoyu. Yola çıktı diyorlar, numara yok. 3'e kadar bekleyeceğim. Kız Ketil geldi. Yok zaten o gülüm yaptı. Vapur burada yok. Ama tren varmış. Tren de yokmuş. Otobüs. Tamam, kafesi var her oranın. Otobüs alır. Tabii canım, kafesle. Serap Hanım getirdi ya. Sağ olsun. Evet. Ben kendim buradan alacaktım kafesle. Serap Hanım dedi, Sibel Hanım siz almayın, ben kendim alacağım her oraya dedi. Kadın aldı sağ olsun, getirdi. Kafesi var. Kafeste alırlar otobüsü her orayı. He, 2 gün Seda'da kalacağım. Melisa da gelecek oraya. Zaten Melisa yakınmış. Seda öyle dedi. Uzak olsa ki ne ya? Melisa atlar taksiyle gene gelir. Yani. Orada bir tane daha benim bir ablam var. Ablam derken yani öz ablam değil. O da altın parmak tarafında oturuyor. Onu da şey yaparız. Onunla da görüşeceğim. Altın parmakta. Yani balamoz. Madihane'den tanıyorum. Kız Marşen, Zeynep Bey'i madileştiniz ha. Ne yapayım? Yani Zeynep'i ben kendim aradım. Dedim ki gel dedim. De
Ben Bursa'da değilim ki, Melisa bana uzak, ben Gemlikkumla'dayım. Tamam, o da atlar oradan gelir işte. He? O da biner şeyle gelir işte, vapurla. Sen yazlıktasın işte, tamam, oraya geleceğiz. Melisa da atlar gelir. Ben buradan otobüse geleceğim Aurora'yla. Gelir gelir. Otobüs de olsa gelir, vapur da olsa gelir. Ha, Butma birleştiniz şeyle, Zeynep'le. Seda sizi eve almaz abla. Aa, beni. Ben Seda'ya gideyim. Seda benim elimi cebime sokturmaz. Seda öyle bir misafirperver. Aa, desin ki yalan. Dedi de bana. Gel kız dedi. Problemim var. O biliyor. Buradan açıklamak istemiyorum. Ondan dolayı. Gel dedi. Sibel dedi. Ben dedi elini cebine sokturmam senin dedi. Pizine varana kadar dedi. Yemin ederim öyle dedi bak. Yalan söylemiyorum. Aa, burada. Seda dedin mi demedin mi? Kız az önce diyorsun ki ne, Seda seni eve almaz abla. Şimdi diyorsun ki Seda abla dobra kadın. Bak. Kız kendi ağzıyla söyledi bana. Yok Günlühal, ben onunla konuşmuyorum canım ya. Seda dobralar konuşuyor. Tabii canım. Aha, burada burada. Kendisi bana söyledi. Evet. Tabii canım. Ankara'dayken. Vallahi kendi söyledi. Gel dedi. Pizlerin, mizlerin. Her şeyin dedi. Ben adını andınız, bu geldi. Şimdi gene başlar alttan bana madikuli atmaya. Yok, beni şeyden engellemiş hayatım. Benim onunla problemim yok ki, bu Fulya'yla. Kendi engellemiş beni. Şeyden, WhatsApp'tan. Kız, beni WhatsApp'tan engellemişsin değil mi? Resmin gözükmüyor senin, Fulya. Bırak bu aleme, bakarım ben sana dedim. Sibel istemedi. Doğru. Şaka yaptım. Solistim zaten Sedav. Ha. Yok, alacak. Alacaktı. Davet etti Seda Fulya'yı. Sonradan aralarında ne oldu? Yok, davet etti. Hatta oraya Feribot'la gidecekmiş. Sonra ne oldu aralarında bilmiyorum. Engelledin mi beni? Fulya. Ha, bak ne diyor Seda. Kız, sana bir şey sordum Fulya. Beni engelledin mi canım? Helal olsun sana koca yürekli Sedacığım. Demiş Günlühal.
Ne zaman etmişim? Ne zaman etmişim? Kanıt var mı elinde? Ne zaman etmişim? Kür kür yapıyorsun. Ne zaman ettim? O zaman gönder bana. Varsa gönder. Ne arıyorsun kız orada? Aynen doğru söylüyorsun. Ha. Her zaman vardı çoğu. Doğru. Şimdi bana burada birisi laf söylemeyince ben durduk yere insanlara laf mı söylüyorum burada? Kim bilir bana ne dedin? Ha? Ki ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Şahsın adına söylemiş olabilirim. Laçon adına söylemiş olabilirim. Ama Şoşan hakkında bir şey demedim. Kür yapma. Tamam mı? Alışmışsınız insanlara boş yere çamur atmaya. Ben öyle bir şey demedim. Ben ona hediye ayakkabı bile almıştım, gönderecektim. Sevmesem alır mıydım doğum günü hediyesi? He? Aşk olsun. O da beni ne kadar sever, Sibel teyze, Sibel teyze diye. Bilmiyor musun? Ben ona öyle bir şey der miyim? O zaman niye kalktın da Seda'ya dedin ki ne? Sibel benim annem için kelav dedi diye yalan söyledin. Ha? Orada da senin yalan söylediğin ortaya çıktı. Yok yok kalktı benden için göğe ben demişim Seda'nın annesi Kelav diye. Öyle bir şey yok. Abi Fulya söylemiş Seda'ya. Seda'ya. Seda da beni aradı. Öyle bir şey var mı Sibel? Yok vallahi dedim yemin ettim. Öyle bir şey demedim dedim yani. Çok meraklıydı burada seni 50 kişi görmeye. Geç bile kaldın çık. Ayılana gazoz, bayılana limon. Çok kaldım burada. Demek ki John'ları çok seviyorsun ki ne? John koymuşsun bak.
Yok Seda ya dedim, eğer müsaitsen dedim bitireyim dedim. Ondan sonra Gollum olarak şey yapalım. Güzel, hoş geldin. Sahildeyim dedi, yazlığımdayım dedi. Denizdeyim dedi. Sıfır. Denize sıfır. Seda'nın yazlığı. Güzel. Ya kardeşim, numaraları da yok ki, ne arayacağım ya bu kargoları. Aa, evde tuttular beni ya. Yola çıktı diyor. Ha, bravo sana. Evet, güzel. Evet. Kız, madem öyle bir şey vardı, benim peşimden ayrılmıyorsun işte. Öyle bir şey varsa benim peşimden niye ayrılmıyorsun? Ki öyle bir şey yok yani. Ha. Hanhofil demiş ki ne? Dörde kadar demiş. Teslim edilir. Yok, burada numarası da yazmıyor ki. Arasam. Madem öyle bir şey dediysem Gizemcim, dediğin gibi o zaman niye burada? Doğru söylüyorsun. Doğru. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. İstiyorum. Gel Aron'a. Mama. Koydum oraya. Güzelce mama niye kızım? Güzelce mama ye. Güzelce mama ye. Kurban olsun anne sana. Koydum mama oraya. Hadi git diye Aruşka. Gördüğüm kişi Sibel Baysal, günüme güneş gibi doğdu solistim demiş Gizem. Çok mersi efendim. Dünden kalma canım, buz gibi içeyim bari, ne yapayım, kola. Küründen, Fanta. Enerji Pitbull. Pitbull müydü neydi onun adı? Ay, onu hiç sevmiyorum ya. Enerji Pitbull müdür ne, Red Bull müdür ne, onu hiç sevmiyorum. Tuhaf bir tadı var. Tuhaf bir tadı var.
Tuhaf bir tadı var, enerji bitbülün. Ayol Zeynep gene bu Fulya'ya bin basar. Vallahi billahi. Sohbetiyle, muhabbetiyle, konuşmasıyla. Tabii. Valla işim var diyordu. Çok önemli bir işim var diyordu. Madilik olmuş. Madilik şu gariyetiyle orada. Onun için paparonhaneye gideceğini söyledi. Evet. Evet. Doğru güzel. Ya madilik olmuş. Madilik şu gariyetiyle evine. Onun için paparonhaneye gitti Zeynep. Kimin kimlerin yaptığı çıkar ortaya. Konuşuyor işte Gizem kendi kendine ya. Aa. Zugacı bana belde gönderecekti, bu engel oldu ya. Aysen. Tabii canım. Fulya engel oldu. Hastaneden çıkayım dedi, sana belde göndereceğim dedi. Kalktı, Aysin ablaya engel oldu. O gacıyı pirzi kafayla doldurabiliyorsun. Pirzsizken dolduramazsın. Aynen. Kız o günden kebap mebap geliyordu. Kendi ağzıyla dedi ki ben engel oldum dedi. Bir daha da gelmeyecek dedi. Tabii. Öyle yapıyor. Eray Mergin hoş geldin. Tabii canım. Hayır, o gün kebap falan gönderiyordu ya. O gün ona mı göndermiş kebap? Valla o gün aklı başında veteriner bir... Öyle mi? Kim bilir ne dediyse ona. Kendi ağzıyla bana dedi, ben dedi engel oldum, artık sana kebap mebap gelmeyecek o günden dedi. Bak kendisine pizza gönderttirmiş. O gün sen nasıl bunun gazına geldin evladım?
Ha. Öyle girmiştir. Doğru. O arka planda, ben ön plandayım ama Gizem. Aramızdaki fark bu. Arkadaşın neye? Siz bizim kraliçemizsiniz. Siz olmazsa o hiç. Hiç oldu gitti zaten. Şimdi tanımıyorlar. Vay be, pizza. Kendine. Bana da engel oldum. Sana yok kebap. Öyle mi? Kendi ağzıyla söyledi zaten. Kara bulutları kaldır aradan. Vay aman, vay aman. Kızım Aurora'ya mama hazırladım da onu yiyor. Gizem teyzesi. Aa, teşekkürler Can Aslan. Ya saat 3'e kadar bekleyeceğim hayatım. Ne yapayım yani şimdi? Kargoyu. Gözümle bir yandan buraya bakıyorum. Gelir mi gelmez mi bugün diye. Ellerin talihi durmadan. Biliyorum, biliyorum. Gördüm.
Yine başladı. Sen hiç uyumuyor musun diye bana. Ya sana ne kardeşim benim uykumdan? Aa. Karnın doyduysa git dedi, suyunu iç kızım, ondan sonra da çiş. Ayol Medüse bile onu önceden seviyordu, benim sayemde anladı ne olduğunu. Kalktı, neler neler alıktı, madilik alıktı Medüse ona. Ha. Anladı çünkü ne olduğunu. Patikli merhaba canım. Tabii canım, geçen mutmandilik yaptı ya ona. Teşekkürler canım. Patikli şeyi bekliyorum canım. 3'e kadar bekleyeceğim. 3'te işim var, çıkacağım. Kargoyu. Valla bir kağıt yazacağım. Kapıyı asacağım. Bant yok. Yapıştıracağım. Gelen kargoyu bakkala bırakın diyeceğim. Ama bant yok. Neyle yapıştıracağım? Hadi kağıt var, yazayım. Bant yok. Ay dün mısır patlattım. Çok güzel oldu. Tuzlu, böyle içine biraz yağ koydum. Pat 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 patladı. Yedim. Küçük tencereye koydum. Üstüne kapak. Pat 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 patladı işte. Az bir şey yağ, çok tuz. Hamuru nereden bulayım canım? Hamur işinden anlasaydım kendime börek yapardım. Bir tane bank gördüm de nasıl açacağım onu bilmiyorum. Aa, bunu da açamıyorum. Bak görüyor musun? Nereden açılıyor bu acaba? Açamadım. Açamadım.
Açamadım. Da benim uykuma takmış. Sana ne ya? Bantı buldum da açamıyorum ki, o şeyini bulamıyorum. Normalde şuradan açılması lazım. Olmuyor. Açamıyorum. Açamadım canım ya. Ellerin tarihi durmadan gülsün. Kim arıyor? Kim arıyor efendim? Aa, kim arıyor yol? Alo. Tutmayın ellerimi, yummayın gözlerimi, geriye istiyorum.
Tutmayın ellerimi. Bugün efkarlıyım, değme şu gönlüme. Nazlı yerden ayrıldım, ezdi yanarım yanarım tutuşur yanarım. Yanarım, yanarım, tutuşur, yanarım. Biraz kilo aldım efendim. Ondan dolayı şey yapamayacağım. Ne diyorlar? Bunu ön fermuarını kapatamayacağım. Kız daha kargolar gelmedi. Ben ne yapayım? Tamam git oraya git oraya. Sen akıllısın. Sen akıllısın Aruşka. Bir daha anneye. Gelir mi? Havlama. Bir şey söyleyeceğim sana. Gel buraya. Çabuk buraya gel. Buraya gel. Yok. Yemeğini yedi. Mamasını yedi. Suyunu içti ve banyoya gitti. Onu temizledim güzelce. Alo. Sor ara kardeşim, sor. Bak yemeğini yedi diyorum mamasını. Suyunu da içti. Ondan sonra banyoya git kızım dedim. Gitti. Ben de gittim yıkadım orayı güzel domestozlarla, şey deterjanlarla. Buraya gel. Buraya gel. Aa burada. Gel. Veya sen burada yemiyorsun değil mi? Gelmek istemiyorsun buraya. O zaman şöyle. Abi nerede yersen ye.
Karadeniz'i neyi meşhur? Balığı. Öyle mi? Neyi meşhur canı? Balığı diye biliyorum ben. Balık. Balık kesir boş ver sakın aldırma. Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara. Aa, ne kadar kilosu balığı? Siz kendiniz tutuyorsunuz. Oltayla. Olta mı, olta mı? Oltayla. Canım benim şeyi kargoyu bekliyorum. 3'e kadar bekleyeceğim. Bant var burada. Not yazacağım kapıya. Bantı açamıyorum. Aa, şurayı deniyorum, olmuyor. Açamıyorum ki ne? Tuhaf bir bant bu. ...800 TL kilosu balığı. Dondurulmuş mu? Nerede satılıyor? A101'de mi? Gayfür'de mi? Nerede? Burada Ankara'da taze balıkçı yok. Ancak marketlerde dondurulmuş balık vardır. Balık iyidir yani, göze iyi gelir. Dün Çağdaş Market'e gittim. Ondan sonra balık, aman balık demişim, işkembe. İçinde tane yok, su var. Dedim ne yapayım, ben su içeceğim dedim. Ben de şey aldım. Barbunya aldım, barbunya. Konserve barbunya yaptım. Yanına meyhane pirinç pilavı yaptım. Ondan sonra bugün akşam Allah izin verirse bamya ile nohut da almıştım. Onları yapacağım. Olmazsa da şeyden alırım ya. Ulus'ta bir hal var. Sakıtatçılar var, baharatçılar var, meyve var, sebze var, her şey var. Oradan işkembe alacağım. Kendim burada yapacağım. Oturduğum semte pahalı canım. Orada ucuz, adı üstünde hal. Üç kilo alacağım. Zaten eriyor. İşkembe. Ayak da alacağım. İçine koyacağım. Ayak. Keleği başka bir gün yaparım. Ama sizin Karadeniz tarafında varmış herhalde, değil mi? Burada yok herhalde. Bakacağım ama.
Fanta'yı da hiç sevmiyorum. Baksana zorla içiyorum. Hadi. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Yaşayan zamansız. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem bu gönlümü avutabilsem kendimi unuttum. Unutulduğumda bir seni bir beni avutabilsem. Geçti, ne çabuk geçti. Çok teşekkür ediyorum sevgili menajer, gazino menajer, patronum Emir. İltifatınız için. Geri istiyorum, geriye istiyorum. Mesut geçen günleri, kurduğun hayalleri, tükenen ümitleri. La 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 kaybolan yollarım kırılan umutlarımı geriye istiyorum.
Bugün efkarlıyım, değme bu keyfime. Nazlı yardan ayrıldım diye diye, ezdi sevdanın yeli, dellendi bura gibi. Suskunum Dicle gibi, vay vay vay. Oy çavraşanam, oy çavraşanem. Day ray Evet efendim. Kader mahkumları ile ilgili son dakika bir haber okumak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillere tatil için acele etmeyin. Tüm yasalar geçmeden tatili unutun dedi. 9. yargı paketi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25.07 yani bugün 2024 Perşembe günü bugün başlıyor. Bilindiği üzere başlangıçta taslakta yer alan ikinci mükerrer ve infaza yönelik düzenlemeler son anda çıkarılmış ve komisyondan söz konusu düzenlemeler olmadan geçmişti. Genel kurulda muhalefet tarafından yoğun kanun değişikliği teklifi verileceği anlaşılmaktadır. Ancak değişmesi düşük bir ihtimaldir. İkinci tekerrür uygulaması adaletsiz bir uygulamadır ve değişmesi kaçınılmazdır. Zira bir aylık bir ceza 20 yıllık bir cezaya ikinci tekerrür yönünden esas alınabilmekte ve tüm cezayı kapalıya dönüştürmektedir. Üstelik denetimi serbestlik ve koşullu salıverme hakkını da sona erdirmektedir. Bu durum ceza adalet sistemine kesin olarak aykırıdır. Cezaevinde bulunanların bu haksız uygulamaya daha fazla maruz kalmaması için bir an önce değiştirilmesini temenni ederiz, demiş sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan beyefendi. Aman yarım saat kaldı kargoyu bekleyeceğim. Yarım saat sonra da yani artık ne yapayım? Bantı da açamadım ki not yazacağım kapıya. Acaba beni ararlar mı? Kargocular. Beni telefonla ararlarsa efendim, ben de diyeceğim bakkala bırakınız efendim diyeceğim. Ne diyeyim artık? Bantı da açamıyorum. Yoksa not yazacaktım kapıya. Yapıştıracaktım.
Yok vallahi Emir. Yok Emir yok. İnşallah olur. Şu an kargo. Yoktu zannetmiyorum. Evvelsi gönderirdi. Dün değil evvelsi gündü o. Şey o yemeği soruyorsun değil mi? Yaprak sarmasını, dolmayı. Bir günde ne yapacağım biliyor musun Emir? Normal bildiğimiz marul yok mu? Marul. Marulla yaprak sarma yapacağım. Yani marul şeyi. Alo. Ezdi sevdan diyeli tellendim bura gibi. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün kıvrak ince şenli. Hayır sen akıllısın. Buraya gel, buraya gel. Çocuklar çıkıyor. Gel buraya gel. Gel biraz daha bekleyeyim de ondan sonra ne yapayım yani? Nurcan ablan gelmiş. Gel. Aa, Nurcan ablan diyor, Aurora akıllı diyor. Gelsin diyor. Ben onu göreceğim diyor. Valla ilk defa böyle bir kargo aksadı. Ketil geldi, ketil geldi ama diğerleri gelmedi. Anlamış değilim. Yola çıktı diyor. Şimdi saat 3'te de ben çıkacağım. Ne yapacağım? Ararlar mı ki beni telefonla? Evet, Aruşka maşallah akıllı. Rüşyan teyzesi. Bacağım da çok kötü ağrıyor ya. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttum benim zalim. Lay 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 lay.
Kız Nurcihan, Ketil geldi de o diğer kargodaki şeyler gelmedi. Yola çıktı diyor, dağıtıma çıktı diyor. Ne yapayım şimdi, işim de var şimdi, birazdan çıkacağım yani. Ben anlamadım bu işten bir şey. Kargonuz diyor yola çıkmıştır. Dağıtıma çıkmıştır diyor. Alman merhabalar. Nasılsın Alman abi? Ne yapayım, kargo bekliyorum. Dağıtıma çıktı diyor. Saat 3'te de işim var. Yirmi dakika sonra çıkacağım. Kargodan mesaj geldi acaba. Ha yavrum. Yok yok yok. Dağıtıma çıktı diyor kargo. Bekliyorum. Belki ararlarsa beni diyeceğim bakkala bırakın. Ne yapayım? Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün kıvrak, ince, şenli. Bugün menüde ne var? Akşama Allah izin verirse. Bamya, nohut. Dün almıştım ya, Barbie ne yapmıştım dün? Ha bir de taşlık var. Yarısı Aruşka kızımın, yarısı benim. Onun komple haşlıyorum. Güzelce böyle ama. Kaç sudan geçiriyorum taşlığı. Ondan sonra da küçük küçük doğruyorum.
Yarısını Aruşka'ya veriyorum normal olaraktan. Yarısını kendim soslu yapıyorum efendim. Döner şeklinde oluyor. Çok güzel oluyor. Değişik baharatlar koyuyorum böyle. Evet. Çok sıcak efendim, vantilatör çalışıyor karşımda. Küçük masa üstü. Masa üstünde pekmez, bu pekmez bana yetmez. Adana'nın kızları taksisiz gelin gitmez. Masa üstünde pekmez, bu pekmez bana yetmez. Adana'nın kızları taksisiz gelin gitmez. La la lay 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 lay. Kendi beste. Minik hoş geldin. Ne yapıyorsun minik çiçekçilik? Hoş geldin canım, hoş geldin. Kız kargoyu bekliyorum. Dağıtma çıktı diyor. Bak, 3'te de işim var. Menekşe. İnşallah beni ararlar yani telefonla. Ya ketil geldi, ketil geldi Menekşe. Diğerleri gelmedi ya. Kargonuz diyorlar dağıtıma çıkmıştır diyor. Bant açamadım. Hani fol? Bant açamıyorum ablacığım. Bak şurada açılma yeri var. Tırnağım da uzun. Açamıyorum. Açsam? Bir sabahtan beri deniyorum. Olmuyor, açamıyorum. Valla bazı kargolar süratle getiriyorlar. Bazıları da böyle geç. Gündür'ün bana gönderdi o masa üstü. Vantilatör akşam verdi sabah geldi bana. Ketil aynı. O da erken geldi. Zalim. Unuttun beni zalim.
Gel. Gel ablana gel. Gel yavrum gel. Ablana gel. Dün geceki yağmurda. Yazdım. Ama nasıl şey yapacağım? Bakacağım. Bant yok. Bant yok. Bant var da açamıyorum. Öper size çok yakışıyor. Ya bunun aslında uzunu vardı. Onu bulamadım ya. Yıkamışım, katlamışım ama nereye? O da löper. O bolis, bu fermuarlı. Canım. Tamam da şey de dağıtıma çıkmıştır diye kargonuz onun altında numara da yok. Ay ne yapayım, iki tane Fanta vardı da onu vakit geçsin diye içiyorum Alman abi. Bir de yani şey kargo. Bakın zaten saat 3 ne 5 10 15. Çeyrek var. O geldi aklıma. Aha. Şimdi ona bakacağım. Bir bakayım da geleyim, dur. Bakayım da geleyim. Bakayım da geleyim.
Efendim? Demokraside çare tükenmez. Ne yaptım? Diş macunuyla yapıştırdım. Ya? Tabii düşmezse. Nasıl fikir? Hanefi. Güzel mi? Diş macunu ile yapıştırdım canım. Yo, diş macunu. Ben sakızla çiğneyebiliyorum. Dişlerim takma. Diş macunu ile yapıştırdım canım. Heh, şimdi şu fantan bitsin. Ondan sonra çıkacağım zaten. Dertli, dertli, bu kemancı başımın tacı. Sen nasıl feleksin? Ben nasıl insan? Bir sana bak felek, bir de bana bak. Bir sana bak felek, bir de bana bak. Zehir ettin bana, aman aman aman. Gençliğimi bir sana bak felek, bir de bana bak. Ben de bir insanım, aman aman aman. Her insan gibi bir sana bak felek, bir de bana bak. Valla ikinci şeyi de vardı. Biraz onu aklıma gelmedi. Tak etti canıma, aman aman aman. Bir kara sevday, bir sana bak felek, bir de bana bak. Bir sana bak felek, bir de bana bak. Zehir ettin bana, aman aman aman. Aşkı sevdayı, bir sana bak le 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 le, bir de bana bak.
Ben de bir insanım, aman aman aman, her insan gibi. Bir sana bak felek, bir de bana bak. Aa, ikincisi de geldi aklıma, bak ikinci nakaradı. Beğendiniz mi efendim? Evet, şimdi videoma son veriyorum. Kaçıranlar YouTube Baysal TV kanalından izleyebilirler efendim. Görüşmek üzere saat 5 var 3'e. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.